Afiyet olsun. Aa. Kızım, başka yerde oynayın, çekin oradan, rahat bırakın gelini. Bırak bırak, eğlensin. Samay, kızalım, canını sıkan ne? Yok bir şey efendim. Düğüne yakışıyor mu bu halin? Haklısınız. Bugün düğün. Zeynep, şunu biraz da sen uğraştır. Hı? Nazlı abla, bir sorun mu var? Var. Nereden çıktı bu kadın? Kim? Nazlı abla çok tuhaf. Sana mı kıskandın? Ne işi var burada? Neden gelmiş? Dert ettiği şeye bak. Geldiği gibi gidecek. Kalacak değil ya. Orası öyle. Ablam bu suratını görmesin. Üzülür vallahi. Haklısın. Abarttım galiba. Allah nasip etsin inşallah. Allah bir yastık takacak. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah nasip etsin. Allah nasip etsin kızım. Hadi bakalım damat efendi, zeybek vakti geldi mi? Hayır. Ben becerim adam. Diyorsun. Kalk hadi, kalk kalk. Kaymakam Bey sizi görmek istiyor. İzinliyim, biliyor mu? Biliyor ama acilen gelsin dedi. Acilen mi? Neden, ne oldu? Bilmiyorum. Hemen gelmenizi söyledim. Nevzat, beni gitmem gerekiyor. Hemen dönüyorum. Bir sorun mu? Damat efendi, bugün öyle mutlu bir gün ki hiçbir sorun çıkmaz. Merak etme. Ben izin vermem. Böyle bir günde mi? Nevzat bugün evleniyor Kaymakam Bey.
Biliyorum yüzbaşı. Ben de üzülüyorum. Ama görevimizi yerine getirmek zorundayız. Bunu arkadaşıma nasıl yaparım? Siz yapmazsanız bir başkası yapacak. Eğer arzu ederseniz vazifeyi bir başkası yerine getirsin. Bu doğru olmaz. Böylesi Nevzat'ı daha çok incitir. Ben yapacağım. Nevzat'ı ben tevkif edeceğim. Fakat bu mutlu gününü bozmak istemiyorum. Müsaade ederseniz düğünün sonuna kadar beklemek istiyorum. Kişiye göre hareket edemeyiz. Yasaları anında yerine getirmeliyiz. Hem ne kadar ceza alacağı belli değil. Düğünden önce tevkif etmeniz belki Ayşe Hanım için daha uygun olur. Nevzat gururlu bir adamdır. Onca insanın arasında, sevdiği kadının önünde zaptiyelerle karga tulumla tevkif edilmek. Tek başıma gitmek istiyorum. Arkadaşım için en azından bunu yapmama izin verin. Peki yüzbaşı. Gereğini layığıyla yerine getireceğinize inanıyorum. Sağ olun kaymakam bey. Müdür bey de kasabada yeni. Ama sağ olsun hiç yabancılık çekmedi. Mektebi yapmak için taş bile taşıdı. Binayı yaptık ama daha çok eksimiz var. Mektebimizin Nazlı Hanım ve benim dışında öğretmeni yok. Neden? Savaştan yeni çıktık. Ülkenin her yerinde öğretmen açığı var. Anlıyorum. Hangi şartlar lazım öğretmen olmak için? Başta öğretmen mektebine denk bir mektep okumak lazım. Sizin okuduğunuz mektep gibi. Sultani, en az idade düzeyde. O zaman karşınızda bir gönüllü duruyor. Siz mi? Benden öğretmen olmaz mı? Olur, neden olmasın? Olur tabii ama siz geçici gelmediniz mi? Burada mı kalacaksınız? Beni kabul ederseniz neden olmasın? Siz talip olduktan sonra... Fena görünüyor. Yunus, biraz yalnız kalmam lazım. Thank you.